Yeni Şafak'tan herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı ve birkaç gün önce duyurulan Milli Uzay Programı'nın yol haritasından bahsediyoruz. Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki vizyonu, stratejisi ve hedefleri Milli Uzay Programı kapsamında 9 Şubat akşamı duyuruldu. Toplamda 10 maddelik yol haritası 2023'te Ay'a roket fırlatma ve ilk Türk astronotunun uzaya gönderilmesi gibi çok büyük önem taşıyan kilometre taşları içeriyor. Yol haritası kapsamında en önemli hedeflerden biri Göktürk 3. Yani bundan tam 9 sene önce uzaya fırlatılan istihbarat uydusu Göktürk 2'nin ardından sırada Göktürk 3 var. Bu uydu gece ya da gündüz fark etmeden her türlü hava koşulunda yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebiliyor. Göktürk 3'e ek olarak İMECE de misyonun önemli bir parçası. Gözlem uydusu olarak görev yapan İMECE'nin testleri devam ediyor ve bu uydunun da önümüzdeki sene uzaya fırlatılması hedefleniyor. Ek olarak Erzurum'da Karakaya tepeleri üzerine 3170 metre yükseklikte Doğu Anadolu gözlem evi inşa ediliyor. Tesiste toplamda 4 metre çapında bir teleskop planlanıyor. Bu teleskobun en önemli noktası ise Türkiye'nin en büyük optik ve ilk kızılötesi teleskobu olması. Milli Uzay Programı'nın en önemli hedefi ise Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. İlk aşamada 2023 sonunda yakın dünya yörüngesine ateşlenecek olan roketle birlikte sert bir iniş gerçekleştirilecek. Ardından 2028 yılında ise milli roketle birlikte Ay'a yumuşak iniş planlanıyor. Yapılan çalışmaların en somut olarak görüleceği adımlardan birisi de bu. Ayrıca bu misyon ve vizyon kapsamında uzaya bir Türk vatandaşı da gönderilecek, gönüllüler arasından seçim yapılacak ve gerekli eğitimlerle birlikte çalışmalara devam edilecek. Uzaya gönderilecek kişi astronot ya da kozmonot yerine bir Türkçe karşılık önerisi de bekleniyor. Siz de bununla alakalı yorumlar kısmında önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İTÜ ve ODTÜ gibi özel anlaşmaların yapıldığı program kapsamında stratejik hedefler arasında ay görevi, yerli uydu, bölgesel konumlandırma, uzay limanı, uzay havası, uzay nesneleri ve uzay sanayisi de yer alıyor. Ayrıca buna ek olarak uzay teknolojilerini geliştirme bölgesi, uzay farkındalığı ve Türk astronot da önemli stratejik hedeflerden diğerleri. Milli uzay yolculuğu ve yol haritasının paylaşılmasına birkaç gün kala tarihin sıfır noktası olarak bilinen Şanlıurfa Göbeklitepe'de ilginç bir şekilde büyük bir metal blok görüldü. Bu metal bloğun üzerinde "gökyüzüne bak, ayı gör" ifadeleri yer alıyordu. Bu da aslında Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için yapılan ve insanları gerçekten meraklandıran detaylardan biriydi. Türkiye'nin uzay yolculuğu kapsamında oluşturduğu yol haritası bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.